neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Çok fakir, ihtiyaç sahibi bir kadın yüzünde hüzünlü bir ifadeyle manava girer. Dükkan sahibine mahcup bir şekilde yaklaşır. Kocasının çok hasta olduğunu, çalışamaz duruma düştüğünü, 7 çocuğuyla birlikte aç kaldıklarını ve yiyeceğe ihtiyaçlarının olduğunu söyler. Manav ona ters bir şekilde bakarak derhal dükkanını terk etmesini söyler. Kadın ailesinin ihtiyaçlarını düşünerek lütfen efendim der. Paramız olur olmaz getirip borcumu ödeyeceğim. Manav kendisine bir kredi açamayacağını, çünkü onun eski müşterisi olmadığını söyler. O sırada dükkanın dışında bekleyen bir müşteri ikisinin arasında devam eden bu konuşmayı dinlemektedir. İçeri girerek manava yaklaşır ve ben bu hanımın almak istediklerine kefilim der. Ailesinin ihtiyacı olan şeyleri ver. Bunun üzerine manav çok isteksiz bir şekilde kadına döner. Ve bir alışveriş listen var mıydı diye sorar. Kadın evet efendim der. Tamam der manav. Şimdi onu terazinin şu kefesine koy. Onun ağırlığınca diğer kefeye istediklerinden koyacağım. Kadın bir an duraksar. Sonra başını öne eğer ve çantasını açarak üzerine bir şeyler karalamış bir kağıt parçasını çıkarır ve manavın kendisine gösterdiği kefeye özenle bırakırken başı hala öne eğiktir. Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazinin kefesine dikilen gözleri hayretle büyür. Manav müşteriye dönerek kısık bir sesle "İnanamıyorum" der. "İnanamıyorum." İnanılacak gibi değildi. Çünkü müşteri manava gülerken manav çoktan diğer kefeye elini geçeni doldurmaya başlamıştı ama nafile. Diğer kefeyi yerinden bile kımıldatamamıştı. Terazinin kefesi artık üzerindekileri alamayacak kadar doldurulduğunda çaresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadına verir. Şaşkınlıkla üzerinde bir şeyler çizilmiş kağıdı eline alır ve okur. Bir de bakar ki orada bir alışveriş listesi yoktur. Sadece bir dua yazılıdır. Allah'ım, neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Kendimi sana teslim ediyorum. Manav taş gibi sessizliğe bürünmüştür. Kadın kendine teşekkür ederek mahcup bir şekilde dükkandan ayrılır. Müşteri manavın eline 100 milyonluk tutuştururken her kuruşuna değdi der. Her kuruşuna değdiğini gönülden dile getirir. Daha sonra manav terazinin kefelerinin kırılmış olduğunu görür. Bu nedenle bu duanın ne kadar ağır çektiğini sadece Allah bilir.